Bugün Hicr suresinin 9'da 18. ayetleri arasını yapacağız. 9. sureden itibaren okuyorum ya da 9'u önce okuyalım. Şüphe yok ki o zikri biz indirdik. Herhalde biz onu muhafaza da edeceğiz. Demek ki Rabbimiz Hicr suresinde Kur'an'ı yani zikri indirdiğini ve onu muhafaza edeceğini bize bildiriyor. Bu muhafaza etmek ve korumak iki anlama geliyor. Bir tanesi zikri kaynağından Peygamberimizin kalbine inene kadarki koruma. Peki zikrin kaynağından Peygamberimizin kalbine elçiler vasıtasıyla geliyor zikir, melek elçi vasıtasıyla. Dolayısıyla ona şeytanların bir karışma yapamayacağından bahsediyor Rabbimiz. Demek ki bir garanti veriyor burada. İkinci bir anlamı var bunun. Kur'an'ın indikten sonra korumasını da biz üstlendik. Yani onu tahrip edemeyecekler. Çünkü daha önce mesela Tevrat için söylenen, biz onu din adamlarına tevdi etmiştik korumasını. Fakat onlar onu beceremediler ve tahrif ettiler diyor Kur'an-ı Kerim. O halde Kur'an'ın korumasını Rabbimiz garanti altında olduğunu söylüyor. Peki Kur'an'ın koruması nasıl sağlandı? Kur'an Peygamberimize vahyolduktan sonra Alak suresinde insana bilmediğini öğretti ve kalemle yazmayı öğretti. Alak suresinin ilk 5 ayetinde dikkat ederseniz bu var. Demek ki bilmediğini öğretirken arkadan kalemin önemini anlatıyor. İkinci ayetinde, inen ikinci ayettir, Kalem suresinde kaleme yemin olsun ki diye başlar. O halde demek ki Kur'an-ı Kerim daha ilk inerken kalem ve yazıya atıfta bulmuştur. O zaman Peygamberimiz bu işareti anlamıştır elbette, vahiyin yaptığı işareti. Kur'an-ı Kerim'i yazdırmıştır Peygamberimiz. Yani kendisine inen vahyi, vahiy kâtiplerine not ettirmiştir. Ama Müslümanlar da ezberlemişlerdir, kendisi de ezberlemişler. Kuvvetli bir hafızaya da sahiptir. Fakat buna rağmen her sure, her ayet mutlaka Peygamberimizin gözetiminde vahiy kâtiplerinde kayıt altına alınmış. Tabi o zaman şimdiki gibi gelişmiş kayıt imkanları yok. Yani kitap, defter, kalem falan çok kolay bulunur şeyler değil. Surelerin bir kısmını sahabe ceylan derilerine, en çok kullanılan formu o, ceylan derilerinin üzerine mürekkeple yazmak. Bir kısmı tahtalara, bir kısmı kemiklere sureleri nakşetmişlerdir. Bugün bile hala Afrika ülkelerinde dikkat ederseniz çocuklar ellerinde bir tahtalarla böyle üstlerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılı, onları okuyorlar. Birinci böyle bir fiziki de tedbir almıştır. Her Ramazan'da Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Hani bizdeki o gelenek de veya sünnet de oradan gelmişti. Onu okurdu, tekrar ederdi. Vahiy kâtipleri de kendi yazdıklarını kontrol ederlerdi veya diğer Müslümanlardan da kaydedenler varsa ve onu ezberlemeye çalışırlardı. Demek ki böylesine bir korumayı da devam ediyor. Her sene de bunun kontrolünü sağladı vefat edene kadar. Fakat Peygamberimiz neyi yazdırmadı? Günah var mı? Kendi sözlerini yazdırmadı. Peki nereden biliyoruz bunu? Gene o yazdırmadığı hadisleri yazanlardan biliyoruz. Hemen bakalım. Resulullah'ın Ebu Said el-Kudri'den rivayet edildiğine göre nereden almışız? Bakın ekranda var. Tirmizi meşhur hadis kitapları, İlim 11, Nesai, Fezail-ül Kur'an 33,
Ahmet bin Hanbel Müsned, Zühd Rekakik bölümü, ondan sonra Müslim. Bakın bütün meşhur hadis kitaplarında var. Ne demiş Peygamberimiz? Yani ittifakla olan hadislerden bir tanesi. Benim ağzımdan Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Kur'an'dan başka bir şey yazmış kimse varsa onu silsin. Ancak yazmaksızın benden dilediğiniz gibi rivayet edin. Bunda bir sakınca yoktur. Her kim bile bile bana yalan söz isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın. Bir tane bile yalan hadis yazan cehennemde yerini hazırlasın. Peki bazıları şunu iddia ediyorlar. Efendim Peygamberimiz önceleri böyle yazdırmadı ama sonradan izin verdi yazılmasına. Peygamberimiz izin vermedi yazılmasına. Sadece özel durumlar için bir iki kişiye, özel sahabeye izin vermiştir. Bunlardan biri Ebu Şah'tır. Yemen'den gelmiştir. Peygamberimizin son zamanında, yani Medine'de veda hutbesinden, yani veda hacından döndükten sonra Peygamberimiz bir yemek vermiş dışarıdan gelenlere. O yemekte bir konuşma yapmış. Aslında Peygamberimizin bütün konuşmaları da Kur'an'ın açıklamasıdır. Yani Kur'an'ı anlatır konuşmalarında. Bu Ebu Şah demiş ki ben Yemen'e gideceğim. Ben bunu unuturum, tam onları anlatamam oradakilere. Benim için bunu yazabilir miyiz? Yani size bu konuşmasını. Peygamberimiz diyor ki Ebu Şah için yazın. Hadis kitaplarında var bunlar. Demek ki özel bir izin veriyor. Sonra bir kişi de geliyor Peygamberimize, işte ben sizden dinliyorum bazı şeyler fakat bunları unutuyorum diyor. Sağ elinden yardım al diyor. Yani yaz onları. Fakat yaz, onu ezberledikten sonra Kur'an'dan başka bir şeyse onu silsin diyor. Bakın bunlar hadiste de. Ve imha etsin diyor. Demek ki sahabe bazen bazı şeyleri öğrenmek için yazar, not alırdı. Nasıl şimdi burada bazı arkadaşlarımız not alıyorsa sahabede not alırdı. Ama Kur'an'ın dışında başka bir kitap. Şimdi yazmak fiili Arapçada ketebe, kitap buradan gelir. Aslında hadisleri kitaplaştırmayın demektir o. Yani rivayet edin diyor bakın arkasından. Rivayet ne demek? Onu hikaye etmek demek. Sözle anlatmak demek. Yani Peygamberimizin hayatını anlatın. Siyeri anlatın. Nasıl bir insan oldu, savaşları anlatın. Bunları anlatın. Ama onun sözlerini kitap haline getirip bir hukuk kuralı, bir dinin bir kaynağı, dinin efendim ikinci bir kaynağı, yani haline getirmeyin demektir o. Yani yazmayın. Eğer Peygamberimiz bu yasağı kaldırmışsa, o zaman Peygamberimizden sonraki sahabeler, Ömer, Ebu Bekir, Hazreti Ali, Osman, o dönemde hadislerin yazılması lazımdı. Öyle değil mi? Madem ki kaldırdı, ölümünden sonra herkes peygamber şunları söyledi diye yazması lazım. Bakıyoruz Ebu Bekir, halife. Ebu Bekir Peygamberimizin vefatından sonra halkı toplamış, onlara şöyle söylemişti. Sizden Allah'ın elçisinden ihtilaf ettiğiniz bazı hadisleri naklediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler daha büyük anlaşmazlıklara düşecektir. Ta Ebu Bekir zamanında başlamış bu. İşte peygamber şunu dedi, bunu dedi, bunu demedi filan aralarındaki tartışma. Allah'ın elçisinden hiçbir hadis nakletmeyin. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Sizden hadis nakletmenizi isteyenlere deyiniz ki, işte Allah'ın kitabı aranızda, onun helalini helal kılın, haramını haram görün. Kim söylemiş bunu? Zehebi, Tezkiretül Huffaz, Profesör Nevzat Aşık, Sahabe ve Hadis Rivayeti, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 2013. Oradan almışız. Yine Ebu Bekir'le ilgili bir rivayet daha aynı yerde. Ebu Bekir 500 hadis yazmış, yanında saklıyordu. Bakın sahabe yazıyor, saklıyor. Bu kendisi halkın hadislere dalmasına üzüldü. Hazreti Ayşe'ye, kızına, yanındaki hadisleri getirmesini istedi ve onları yaktı.
Hazreti Ebubekir'in bu sözünden, en son sözünden ne anladınız? Allah'ın kitabındaki helali helal, oradaki haramı haramdır. Yani Allah'tan başka kimse helal veya haram koyamaz, peygamber dahi olsa. Kur'an'da bunlar açık olarak yazılmıştır. Neden? Çünkü Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir Ali İmran 50. ayeti biliyordu. Ne diyordu Ali İmran 50. ayette? Okuyorum. De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti, temiz, hoş rızıkları kim haram etmiş? De ki onlar kıyamet gününde sadece kendilerinin olmak üzere dünya hayatında iman edenler içindir. İşte bu şekilde ayetleri ilim sahibi olanlar için ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Demek ki Rabbimizin yarattığı ziynetleri, temiz, hoş rızıkları kim haram edebilir? Yani meydan okuma var. Yani Allah'tan başka bir kimse haram koyabilir mi? O yüzden de Kur'an-ı Kerim'de haram koyma yetkisi Allah'ın elindedir. O da zaten haramları saymıştır Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ebubekir Ömer döneminde, Hazreti Ebubekir'den sonra halife Ömer oldu. Hazreti Ömer diğer şehirlerdeki sahabelere mektuplar yazarak ellerindeki yazılı hadis mecmualarını yok etmelerini istedi. Bakın Hazreti Ömer söylüyor. Sonra ne diyor bakın Hazreti Ömer? Hadisler Ömer döneminde çoğalmıştı. Ömer Hattab beraberinde bulunan hadis sayfalarını getirmelerini istedi. Sonra bunların yakılmasını emrederek şunu söyledi. Kitap ehlinin mişması gibi Müslümanların mişmasıdır bunlar. Hadis derlemelerine. Kim söylüyor bunu? İbn-i Sa'd, Tabarkat. İlk kaynaklardandır bu. Yani İslam hakkında tarih olarak ilk yazılan kaynaklardan birisi. Kitap ehlinin mişması. Mişna nedir? Bilenimiz var mı? Sözlü Yahudilerin sözlü kitapları. Evet, sözlü kitapları. Mişna Yahudilikte medeni ve ceza hukuku olan Talmud'un ilk bölümüdür. Bu yani beynemlilerin ansiklopedik bir bilgi. Sözlü kanunlar ilk olarak Haham Yehuda Henasi tarafından derlenmiş ve Mişna adı verilmiştir. Mişna İbranice Şana kökünden gelir. Bu tekrarlayarak ezberleme anlamındadır. Mişnalar İbranice kaleme alınır. Çoğunlukla buna sözlü Tevrat da denir. Hazreti Ömer'in hadislerin kitaplaştırılmasına karşı çıkması, oluşturulan hadis kitaplarını yaptırması, Kur'an'ın yanında ayrı bir kanun ve hüküm kitabı oluşturulmasına karşı çıkmasıdır. Aslında Hazreti Ömer'in yaptığı, yine Kur'an-ı Kerim'de ne ayet vardı? Onlar ruhbanlarını ve hahamlarını ilah edindiler. Demek ki ruhbanlar ve hahamlar şeyler yazarsa, hani sözlü Tevrat, Mişna, orada helal ve haram koyarlarsa kendilerince bir nedir? Şeriat, yani Talmud, medeni ve ceza hukuku. İşte o zaman Kur'an-ı Kerim aslında onlara işaret. Yani onlar onları ilah edinmişlerdir. Demek ki hiçbir şey Allah'ın kitabını gölgelemeyecek. Hazreti Ömer devam ediyor bakın. Gene İbn-i Sa'd Tabakat'ta. Hazreti Ömer şöyle der. Ancak sizden önceki kavimleri hatırladım. Onlar da kitaplar yazmışlar ve Allah'ın kitabını bırakarak onlara sarılmışlardı. Allah'ın kitabına hiçbir şeyi karıştırmam. Diğer bir rivayette ise Allah'ın kitabını asla başka bir şeyle değiştirmem. Gene İbn-i Sa'd Tabakat oradaydı. İşin ilginç tarafı Hazreti Osman daha sonra halife oluyor. Yumuşak bir insan. Hatta kibar da bir insan, öyle söyleyelim. O bile bu konuda çok sert davranıyor. Mesela en çok hadis rivayet eden insanlardan biri olan Ebu Hureyre ve Kâb'a karşı koyarak hadis rivayet etmemelerini, ederlerse sürgüne göndereceklerini onlara söylüyor. Bu Kâb tehlikeli bir adam. Kâb bin Ahbar. Ahbar ne demek? Haham. Demek ki hahammış, beraber çalışıyorlar Ebu Hureyre ile.
ve İslam'a İsrailiyatı sokan budur. İlk Siyonist diyorlar buna, Ka'b bin Ahbar'a. Peygamberimizin vefatından sonra Medine'ye gelip, işte İslam'ı biraz araştırıp, ondan sonra da Tevrat'ta, İsrailiyat'ta ne kadar şey varsa, zaten bugün Ka'b bin Ahbar'dan rivayet edilen dendiği zaman, hepsi İsrailiyat'tır onların. Onu İslam'ın içerisine sokmuştur. Hazreti Ali'ye bakalım. Hazreti Osman'dan sonra o geliyor. Minberden şöyle diyormuş Hazreti Ali. Yanında hadis sayfaları bulunanlar gidip onları yok etsinler. Zira halkı helak eden olay alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmeleridir. Ve Hazreti Ali'nin Nehcül Belaga diye bir onun hutbelerinden derlenmiş bir kitap var. Orada aynen şunları söylüyor. Resulullah dedi ki, kurtuluş Kur'an'dadır. Çünkü sizden öncekilerin haberleri de, sizden sonrakilerin haberleri de, aranızdakilerin de hükmü ondadır. O gerçekle yayılanı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. Şaka ve boş söz değildir. Onu terk eden her zorbanın Allah boynunu kırar. Yani bugün Kur'ancı veya Kur'an okuyanları, Kur'an talebelerini işte sapıklık, Kur'an sapıklığı çıktı, Kur'an Müslümanlığı çıktı filan diyenlere bakın ne diyor Peygamberimiz? Allah onun boynunu kırar. Nerede yazıyormuş bu? Sünen-i Tirmizi ve Darimi. Demek ki meşhur Tirmizi'nin hadis kitabında. Gene Ebu Hureyre'den rivayet ederler. Buhari'de bu kaynak, oradan ben yazdım. Meşhur, en çok rivayet edenlerden biri işte Hureyre. Biz hadis yazarken Hazreti Peygamber yanımıza girdi. Ve yazdığınız şey nedir dedi. Senden işittiğimiz hadisler dedi. Hazreti Peygamber, Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabının yanında başka kitaplar yazdıkları için delalete düştüler dedi. Demek ki en çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi böyle söylüyor. Demek buradan şuraya geleceğiz. Peygamberimiz kendi sözlerinin korunmasını istememiştir. Çünkü o sözlerin büyük bir bölümü kendi çağının, o dönemin yaşantısına ait sözlerdi. Dolayısıyla Peygamberimiz o sözlerini o çağda yaşayan insanlara hitap ettiği için onunla birlikte biraz rivayet edilir, arkasından 50-60 sene sonra ne yapılır? Unutulur diye düşünüyorum. Peki, Peygamberimizin bazı uygulamaları vardı. Onları, yani Kur'an-ı Kerim'in hayata tatbikiyle ilgili uygulamaları, onlara ne diyoruz? Sünnet. Sünnetlerin bize intikal edişi nasıl oldu? Sünnetlerin bize intikal edişi mütevatir olarak intikal etti. Mütevatir demek, aralarında yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayacak derecede çok sayıda insanın naklettiği haber rivayet demek. Dolayısıyla Kur'an da bize mütevatir gelmiştir. Mütevatir haber, bilgi kaynağıdır İslam'da. Doğru haber yani şey olarak. Dolayısıyla Peygamberimizin sünneti bize mütevatiren gelmiştir. O halde o sünnet bizi bağlar. Mesela namazı nasıl kıldığı Peygamberimizin, namazın rekatları mütevatir olarak gelmiştir. Bütün bakın mezheplerde aralarında fark yok. İşte Kabe'ye gidiyoruz. Bütün İslam'ın mezhepleri geliyor. Hepsi namazı kılıyorlar. Ha efendim biri elini böyle yapıyor da öbürküsü böyle bağlıyor. Mesela onlar basit şeyler. Yani namazın sıhhatini ortadan kaldırmıyor. Namazın farzları dediğim. Yani Kur'an'da yazılı olan namazın nasıl kılınacağına ait kısımlarda hiçbir fark yok. Namazın rekatlarında fark yok. Demek ki sünnetle bize gelen, mütevatiren gelen peygamberimizden şeyler bizi ne yapar? Bağlar. Ama sünnet Kur'an'ın uygulamasıdır. Peygamber Kur'an'dan başka bir şey yapmamıştır. Çünkü Kur'an'la sorumludur.
Kur'an'ı anlatmıştır, Kur'an'ı uygulamıştır. Kur'an'ın, yani Allah'ın bizleri serbest bıraktığı alanlar var. O alanlarda örnek bir uygulama ortaya koymuştur. İşte o örnek uygulamalara Kur'an-ı Kerim onda güzel bir örnek vardır diyor. Biz de o örneğe öğreniyoruz. Ama aslında onun da kaynağı, örneğin kaynağı da Kur'an-ı Kerim'dir. Oradan bileceğiz. İkincisi, peki sonradan ne zaman hadisler yazıldı? İlk hadis kitapları Ömer bin Abdülaziz döneminde yazıldı ilkleri. Ömer bin Abdülaziz diyor ki bu iyi bir ilimdir diyor. Yazıyorlar peygamberin sözlerini. Yani tarihtir, istiyerdir. Bunun diyor sonraki nesillere intikal etmesi lazım. Yazabilirsiniz diyor bundan sonra. Ne zaman bu? Peygamberimizden yaklaşık 150-170 sene sonra Ömer bin Abdülaziz döneminde. İlk hadis kitapları onun izin vermesiyle yazılıyor. İyi bir halifedir. Yani sonraki Emeviler döneminin içerisinde Ömer bin Abdülaziz. Bence de iyi olmuştur. Yani niye keşke yazılmasaydı demiyorum. Peygamberimiz orada rivayet edin diyor ya benden istediğiniz gibi. O rivayet nedir? Yani siyer için onun hayatını, onun savaşlarını, onun örnekliğini, hani nasıl davranmış eşine, çocuklarına, hizmetçilerine, yoksullara nasıl davranmış, savaşlarda nasıl davranmış, bunların anlatılması iyi olmuştur. Ama bunu Kur'an'ın yanında ona rakip bir kitap gibi veya Kur'an'ın yanında dinin ikinci bir kaynağı gibi ortaya koyarsanız, neden yani koysak ne olur? O da işte peygamber, Kur'an'ı da peygamber anlatmadı mı? Değil mi? Yani öyle bir şey itiraz gelebilir. Netice itibariyle hatta böyle diyorlar hadislere dini kaynak yapmayalım denildiği zaman efendim diyorlar siz peygamberi inkar ediyorsunuz. Yani Kur'an'ı peygamber anlatmadı mı bize? Bana vahiy geldi, bize söyledi. Sen peygambere, yani Kur'an'a inan peygamberi inkar etmek diye bir şey olabilir mi? Onu da peygamber söyledi. Yani buradaki olay şu. Peygamberimiz Kur'an'ı yazdırdı, kayıt altına aldırdı, vahiy kâtipteyle. Daha sonra sahabe bunları topladı, Mustafa haline getirdi. Bunu bir komisyon yaptı. Ezberlerinden de yapmadılar. Hepsi ezberlerinde biliyordu o komisyonu. Yani en iyi Kur'an'ı hafızlarını topladılar o komisyona. Ona rağmen dediler ki peygamberin yanında yazıldığına dair iki tane şahitle birlikte gelin. Yani adam geliyor bak işte ben yazdım peygamberden işte ne diyeyim Kalem suresini. İki de şahit getiriyor bak peygamberin yanında yazdı. Ondan doğrulattı diye. Öyle bir titiz bir çalışmayla bir araya getirildi. Hadisler için böyle bir çalışma yapılmadı. Zaten peygamberimiz müsaade etmedi. Edilmeyince ne oldu? 150 sene içerisinde kulaktan kulağa rivayet edilerek değişti bazı sözler. Bir kısmı bilerek değişti. Bir kısmı kasıtlı Kahf bin Ahbar gibi hahamlar kasıtlı soktular içine. Ama bazıları da sahabe bilmeden eksik dinlemiş oldu. Mesela bir olay Hazreti Ayşe'nin hani daha önce de anlatmışımdır. Peygamber dedi ki diyor Ebu Hureyre her mecliste filan işte kadın baykuş işte filan uğursuzdur. Anlatıyor filan. Çünkü herkes tamam kadın uğursuz, baykuş uğursuz filan. Böyle şey yapıyor. Hazreti Ayşe bunu duyuyor. Çağırıyor onu. Ya diyor Ebu Hureyre sen bilmeden ne konuşursun diyor. Peygamberimiz o konuşmada diyordu ki Habeşliler şu üç şeyi uğursuz sayarlar. İşte kadın, baykuş vesaire. Uğur ve uğursuzluk diye bir şey yoktur. Şirktir ona inanmak diyor Peygamberimiz. Sözü başını dinlememiş. Ortasından girmiş. Doğru söylüyor aslında. Peygamber onu dedi. Dolayısıyla böyle yanlış anlamalar ve anlaştırmalar var. Evet. En eski hadis nüshası bugün ne zamana tarih edilmişti ki?
En eski işte Buhari, Müslim, onlar ki. Onların kendi el yazmaları ulaşmış mı bugüne yoksa üçüncü kişiler tarafından mı aktarılmış? Onu da bilemiyoruz da, o da var. Yani ama tarihen biliyoruz ki Buhari işte şu tarihte ölmüş, ondan önce yazmıştır onu. O elimizdeki müsralar ilk onların oluşturduğu müsralar mı? O da ayrı bir şey. Buyurun. Hocam ben ilk defa derse katılıyorum, o yüzden belki yanlış anlamadım. Neyse, Kur'an'ın zaten emirleri 1400 yıldır çok açık, net. Hadislerde benim son hadislerde yeni bir şey gibi ben biliyorum. Neyse, zaten çok açık ve net. Neden hala oluyor yani bu kadar üzerine tartışılıyor, konuşuluyor? Şuradan konuşuluyor, bu çok önemli. Bazı Müslümanlar İslam'ın kaynağı olarak, yani ilk elde nereden öğreneceksiniz İslam'ı? Yani şöyle bir olay var. Biz genelde Müslümanlığı nereden öğreniyoruz? Önce annemizden, babamızdan, çocuktan, sonra okuldan, eğitimden vesaireden öğreniyoruz. Ama İslam'ın sahih kaynağı deyince her din içinde böyledir. Efendim, şeyi öğrenecekseniz, Yahudiliğin kaynağını Tevrat okuyacaksınız. Hristiyanlığı anlamak istiyorsanız İncil'i okuyacaksınız, değil mi? Ana kitabı. Komünizmi anlamak istiyorsanız Karl Marx'ın Das Kapital'ini okuyacaksınız. Hitler'i anlamak istiyorsanız Mein Kampf kavram kitabını okuyacaksınız. Yani her ideolojinin bir ana kitabı var. İslam'ın ana kitabı Kur'an'dır. Allah bize onu gönderdi. Zuhruf suresi 44. ayet ne diyor? Ey peygamber sen ve kavmin bu kitaptan sorumlu olacaksınız. Kitap yani imtihan oradan. Onu söylüyor peygamber. Peygamberimize de hep şunu söylüyor. Siz yani sen bu Kur'an'ı anlat. Kur'an'la uyar. Değil mi? Broşürlerimiz vardı. Bir tane varsa neden Kur'an okuyalım diye arkadaşlar dağılsınlar birer tane. Orada ben koydum ayetleri. Yani her şeyde, ayette peygambere böyle söylüyor. Sen Kur'an'la uyar, Kur'an'la öğüt ver, Kur'an'dan sorumlusunuz. Böyle bir sürü ayet var böyle ilgili. Demek ki suresi 2'de kalk ve uyar. Evet. Arkadaşlara da verelim bak. Şunu anlamışım. Mesela işte Deniz Zuhruf suresi 44. ayet. Doğrusu o Kur'an senin de kavmin içinde bir öğüttür. Siz ondan sorguya çekileceksiniz. Enam suresi 51. Rabbinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Kendi sözlerine uyar demiyor Allah. Veya 14. surenin 52. ayeti. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. Mesela yine Enam 163, onun ortağı yoktur, böyle emrolundu. Ben Müslümanların ilkiyim diyor Peygamberimiz. Yani ilk defa ben bu Kur'an'a tabiyim, teslim olanlarım. Müslüman teslim olanlarım. Hatta gene Rabbimiz diyor ki sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan bu kitap kendilerine yetmedi. Yani yetmedi diyor adamlar işte. Dini kaynağı ben başka yerlerden öğrenmek istiyorum. O şunu anlatmak istiyoruz. Bakın Hicr suresi 9. ayetten geldik buraya. Kur'an korunan bir kitaptır. Hadislerde böyle bir koruma yoktur. En sahih, en hadis dediğimiz hadisler bile insan unsuruyla geldi. Çoğu hadis bir kişinin rivayetiyle veya birkaç kişinin rivayeti. Birkaç kişinin gelenlerine büyük ölçüde itibar ediyoruz. Ama tek kişinin gönderdiği, yani naklettiği bir hadiste mutlaka üzerinde bir düşünmemiz lazım. İkincisi, bunun Kur'an'la tahkikini yapalım diyoruz. Yani peygamber gerçekten bu sözü söyledi mi, söylemedi mi? Kur'an'a uygun mu, değil mi? Kur'an'a uygunsa başımızın üstünde yeri var. Kur'an'a uygun değilse, Kur'an'a zıtsa, Kur'an'da şefaat yok. Din gününde, ahirette diyor. O sözde işte o da şefaat edecek, bu da şefaat edecek, filan şeyh de şefaat edecek, Allah'ın belli kulları da şefaat edecek din gününde diyorsa
Kur'an nasıl? Siz o sözü Kur'an yani Allah'ın bir emri, peygamberin bir emri olarak ne yapamazsınız? Alamazsınız. Peygamber de Kur'an'a uyuyordu. Dolayısıyla ona aykırı bir şey söylemedi. Kur'an'da haramlar mesela bildirmiştir. Allah yeryüzünü helal ve insanlar istifade etsinler diye yarattı. Ama bu yeryüzünde haramlar koydu. Küçük arama yani kısıtlı bir dar bir alanda geri kalanı mübah yaptı. Şimdi adam bir sürü haram uyduruyor. İşte şu haramdır, bu haramdır filan. Bunu da peygambere isnat ediyor. Dolayısıyla böylelikle ne yapmış oluyor? Kendi bir din koymuş oluyor. Yani helal haramları farklı olan bir din koymuş oluyor. O halde biz şunu söylüyoruz. İşin özü. Kur'an korunmuş bir kitaptır. Üzerinde tahrifat, değişiklik, eksiklik veya fazlalık yoktur. Allah unutkan değildir. Allah unutmaz, eksik bırakmaz. O eksik bıraktı da peygamberi doldurdu diye bir şey diyemezsiniz. Kur'an'da ayet var. Allah unutkan değildir. Yani siz Allah eksik bıraktı bir şey diyebilir misiniz? O halde bizim için din adına ne lazımsa Kur'an'da yazılmıştır. Onun dışında bildiğin olmaz. O zaman bir başkası kurmuştur o dini yani öyle bilir. Ha, peygamberimizden nasıl istifade ederiz? İşte Usvetül Hasene yani güzel bir örnek diyor Kur'an-ı Kerim'de. Örnek. Neye örnek? Kur'an'ı uygulayan, yürüyen Kur'an diyor Hazreti Ayşe onun için. Onu hayata nasıl uyguladı? Kur'an soyut bir kitaptır. Netice itibariyle bir soyut bir bilgidir. Onu hayata canlandırmıştır peygamber şahsında yaşayarak. Yani onun örnekliği olarak istifade ederiz bugün. Etmeliyiz de. Sünnet, mütevatir sünnet bugün bize yaşayarak gelen sünnet olarak istifade ederiz, etmeliyiz de. Ama onun dışarısında Kur'an'a aykırı rivayetleri, Kur'an'a zıt, hatta aykırıyı bırakıyorum. Kur'an'ı sanki tekzip etmek için bir sürü rivayet uydurmalarını kabul etmek mümkün değil. Kabul etmek Allah'a iftiradır. Yani Allah'ın sözü var orada. Bir de bir birisi ravi, şimdi o rivayet eden ölmüş, onun ondan rivayet eden ölmüş, en az arkada yani 150-170 sene dediğiniz zaman 3-4 nesil geçmiş. Şimdi siz şöyle düşünün, 150 sene öncesi bundan ne zamana gelir? Diyelim ki 2000 yılındayız, 1850'ye gelir. 1850'de Osmanlı Sarayı'nda işte filan adamla görüşmesinde padişah şunu dedi, şunu anlattı filan. Hadi padişah kadar önemli birisi diyelim. O sözler bile bize doğru gelmiş midir? Kaç nesil? Ki yazı çok gelişti, kayıt şeyleri gelişti. Yok onu dedi padişah, bunu dedi, intihar etti. Öldürdüler Abdülaziz'i. İntihar etti dediler. Yani onlar bile bize ne yaptı? Yalan geldi. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Hadislerde böyle bir koruma olmadığı için dinin ana kaynağı yapamazsınız. Sadece dediğim gibi peygamberin örnekliğini onlardan görebiliriz. Buyurun. Az önce buyurduğunuz hani kabul etmek mümkün değil. Kendi bakış açısıyla. Ancak bunu kabul edenlere tahammül etmek gibi bir demokratik bir bakış açısının gerekli olduğunu belki yani son zamanlarda bu kadar çok parçalanmış, bölünmüş herkes kendi fikrini bir diğerine dayatıyor. Halbuki vahiyye muhatap olan kim? İnsan. Parmak izi bile bir diğerine benzemiyor ve çok çeşitli, çok renkli bir alemde yaşamak üzere kurgulanmış bu alem. Evet. Hadislerle ilgili de Efendimiz'in herhangi bir konu hakkındaki görüşünü o soruyu soran muhatabın durumuna göre verdiği cevapla bağlantılı şekilde değerlendirirsek o anda o cevabın sabitlenmesi o durum bir başka kişinin sorusuna cevap olmayabilir. Orada zaten hani az önce siz söylediniz yazmayın ama herkes dilediği gibi nakletsin gibi geçiyor. Doğru nakletsin. Doğru nakletsin. Tabii nakilde de kendi bakış açısını vesairesini de gerçekleştirecek. Şimdi mesela bende şey var, Maide 38, hırsızın elini kesin.
dedi. Şimdi buna tamamen sadece zahiren baktığımızda şu anda yasalar buna izin vermediği için siz bir hukukçusunuz. Şu anda yasalar izin veriliyor dediğinde siz acaba bunu hani evet hırsızın eli kesilsin diyecek misiniz? Batıni yorumlarda hırsızın elini kesiniz, oradaki alışverişi yani oradaki bağlantıyı, onu sizi sömürmesine, sizin onun tarafından sömürülmenize izin vermeyecek şekilde bağlantınızı kesin gibi bir batıni yorumu tamamen yorum dışı bırakırsak, sadece zahirde kalırsak, yani demek istediğim şu, batıni yorumlarda olacak tasavvufi yorum olabilir, tamamen var işte işittim tamamen zahiren, onları işte şöyle yapın, parçalayın, kesin doğrayın, ben zahiren böyle anlıyorum diyor, evet öyle anlıyor yani. Evet. Diğer öyle, herhalde bu çeşitlilik hep olmayacak yani, az önce buyurdunuz, işte şefaat yoktur bakış açısı, evet öyle bakabilir ama bir diğeri de diğer türlü bakıyorsa, bu çeşitlilik zaten alemin doğasında yok mu? Yani yaratılışımızın maliyeti şimdi, değil mi? Kur'an-ı Kerim, bakın ne dedi? Hiçbir şeyi boş bırakmamış. Allah hiçbir şeyi unutmamış. Sizin bu söylediğiniz hususların da Allah olabileceğini düşünüyor değil mi? İnsanlar arasında. Zaten oluyor tabii. Yani o yaratılış. Dolayısıyla ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ona cevap olan ayet vardır. Diyor ki, aranızda bir niza çıktığı zaman, farklı düşünüyorsanız, farklı çatışmaya geldiğiniz zaman, onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Demek ki böyle bir anlaşmazlık çıktığı zaman neye bakacağız? Kur'an'a bakacağız. Herkes bakıyor, ilahiyatçılar diye yazıyor. Herkes kendi baktığını ben böyle anlıyorum diyor. Evet, yani o öyle anlıyorum demek de olmuyor. Yani Kur'an ne yazıyorsa o konuda odur. Sadece anlamak meselesi Kur'an gizli bir kitap. İnsan faktörü girdiği andan itibaren felsefe girer mutlaka. Aynen. O onun kendi ağzından çıktığı için kendi bakış açısı mutlaka yansır. Şimdi Kur'an-ı Kerim madem ki aranızda bir niza veya farklı çıktığı zaman bunu Kur'an'a ve Resulüne götürün derken Resul zaten elçi, Kur'an'ı bize nakleder. O halde biz burada ne yapacağız? Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da efendim farklı yorumlar olabilir mi diye bir şey geliyor. Tabii Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da Hud suresini okurken burada 1 ve 2. ayetinde ne diyor Rabbimiz? Bu Kur'an açıklanmış, yani Rabbi tarafından açıklanmış, tafsilatlı olarak anlatılmış bir kitaptır, beyan edilmiş bir kitap. Demek ki Rabbimiz bu tip yorum farklılıkları olmasın diye aynı konuyu birçok surede, birçok kıssada tekrar ederek açıklamıştır. Dolayısıyla bu açıklamanın neticesinde Kur'an'da böyle gizli manalar, batıni manalar, efendim böyle başka tarafa çekilecek manalar da kalmamıştır. Şimdi bakın, şimdi yorum diyeceğimiz ayetlere geleceğiz. Bakalım orada neler diyor. 10. ayet. Gerçek şu ki ey peygamber, senden önce de gelip geçmiş ayrı ayrı topluluklara elçiler gönderdik. Demek ki burada Şia buradan çıkma işte. Hani Şia diyoruz ya, topluluk demekmiş Şia. Hani Ehl-i Sünnet, Şia filan derler. Dolayısıyla bu oradan gelen bir şey topluluk anlamına geliyor. Demek ki Peygamberimiz üzerinden ondan önce de birçok topluluklar vardı. Birçok ümmetler geldi geçti. Yani burada ümmet manasında kullanılıyor. Hepsine de biz elçiler gönderdik. Yani ilk defa gelen elçi sen değilsin. Değil mi? Anlamı bu. Demek ki Peygamberimiz de gelmiş. Peki ne yapmışlar bunlar? Onlara hiçbir elçi gelmedi ki onunla alay etmesinler. Demek ki ortak özelliğini elçilerle alay etmişler. Peki alay etmek ne demek? Yani gayet basit giriyor. Yani bir insan bir başkasıyla niye alay eder? Bunu hafif hocam. Kendi kibirinden, yani kendini üstün görür. Birincisi, yani buna peygamberlik geldi, ben ondan daha ilim sahibiyim, daha entelektüelim, daha efendim zenginim mesela.
daha kuvvetli çoluk çocuğum, arkam, adamlarım falan çok bana gelmesi lazım. Yani bu alayı bir basit bir şey gibi almayın. Burada bir sınıf farkı, yani kendine eşit görmüyor bu insanlar. Diğer insanları küçük gören insanlar. Yani onun için müstekbir diyor Kur'an-ı Kerim. Aynen. Şimdi dolayısıyla demek ki Kur'an'daki kıssalar da boşuna anlatılmıyor. Bundan sonra gelecek Adem kıssası. Tabii daha önceki surelerde de geldi. Şeytan da niye Adem'i beğenmiyor? Ben diyor ateşten yaratıldım. O işte topraktan yaratıldı. Bakın hep menşe. Yani maddi şeylere dayanarak üstünlük kurma fikri. Biri ırkına dayanarak üstünlük kuruyor, karşı tarafını alay ediyor. Birisi zenginliğine dayanarak, birisi entelektüelliğine dayanarak, birisi iktidar gücü veya güçlü bunu kaybetmek istemiyor. Demek ki her peygamberler şey yaptı. O halde peygamberler insanlarda eşitliği sağlamak için geldiler. Yani buradan onu anlıyoruz. Peygamberler eşitlik getirdiler, eşitliği anlattılar, insanların hukukunun eşit olduğunu anlattılar. En tepede en kibirli, en zengin, en asil onlara göre insanla buradaki bir kölenin de eşit olduğunu anlatmak istediler, onun için alay ettiler. Demek ki alayı öyle basit bir şey olarak anlamayın, arkasında bir felsefe var, üstünlük felsefesi var. Sonra ne olmuş? Biz mesajlarımızdan yana bu alaycı tutumu işte böyle o günaha gömülüp gitmiş kimselerin yüreklerine sokarız. Bu şeyin verdiği anlam. Elmalı, biz ona mücrimlerin kalplerinde böyle bir sülük veririz, bir yol veririz. Neye veririz günahkarların veya Ömer Basri bilmene bakın. İşte böylece onu istisnai günahkar olanların kalplerine sokarız. Şimdi bunlar burada yani verilmeyen zamir öyle diyelim. Bu alay olması kalplerine girmesini söylüyor. Başka tefsirlerde bunun Kur'an olduğunu onun kalplerine sokarız. Fakat tabi o zaman sanki inkarcıların kalplerine bu sokuluyor. Nasıl bir şey bu? Onu Mustafa İslamoğlu'nun mealinde güzel açıklamış onu. Aslında buradaki kalplerine sokarız. Yani kalplerinden geçip gider ama onlara bir faydası olmaz Kur'an. Yani kafirler de dinliyor bunu. Yani insanların içerisinde. Müslümanlar da dinliyorlar. Onların kalplerinde bir karşılığı oluyor Kur'an. Hani şurada anlattığımız ayetler, eğer kalbinizde bir karşılık vermiyorsa siz inanmıyorsunuz demek ki onlara. Demek ki kafirler de dinliyorlar aynı lafları. Onlarda bir karşılığı yok. Geçip gidiyor kalplerinden. Yani kulağının birinden girdi, birinden çıktı deriz ya Türkçe'de. O deyimi de burada böyle kullanmış. Kalplerinden bir yol veririz. Yani buradan girer, buradan çıkar anlamında. O daha doğru bir anlam. Çünkü alay edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Daha anlamlı geliyor. Onlar iman etmezler. Önceki zalimlerin istediği yol, izlediği yol ve bu yolda başlarına gelenler nicedir gözlerinin önünde olduğu halde buna inanmazlar. Ne diyor orijinalinde? Sünnetül evveli. Yani evvelkilerin sünnetinde de bu var. O yüzden buradan ne anlıyoruz? Yani evvelki gelmiş geçmiş ümmetlerin hakkındaki yasadır bu diyor. Hani peygamberimizden önceki ümmetler de böyle dinlediler peygamberlerini. İşte Hud aleyhisselam'ı dinlediler, Salih aleyhisselam'ı dinlediler, efendim Nuh aleyhisselam'ı, Musa'yı, İsa'yı. Biri kulaklarından girdi, bir kulaklarından çıktı. Burada kalplerinden girdi, arkadan çıktı anlamına şey yapıyor. Ve gene alay ettiler. Ve onlardan gelen derslerden ibret çıkarmadılar kendilerine. Yani Lut Aleyhisselam'ın kavmini dinlediler. Veya onlar da peygamberlerle alay ettiler. En sonunda ne yaptılar? Bu dünyada da azaba duçar ettiler. Ahirette de oldular. Demek ki o zaman biz Kur'an'dan ders çıkarmalıyız. Yani evvelki kavimlerin başlarına gelenlerden ders çıkarmalıyız. Yani onları bir hikaye gibi okumayın.
buradan günümüze taşımaya çalışıyoruz ya Kur'an'ı. Nasıl taşıyoruz? Diyor ki bunlar başına gelenlerden ders almaları gerekirken almadılar. Siz bari ders alın. O halde biz de bu bizden önceki kavimlerin hatta İslam'ın içerisinde bizden önceki toplulukların, bizden önceki nesillerin başlarına gelenlerden de ders almalıyız. Yani Müslümanlar Kerbela'da birbirine savaştıysa veya efendim Cemal'de birbirleriyle savaştıysa ders alın. Yani bu mezhep şeyine takılıp Müslümanlar birbirleriyle harp etmesinler. Yani sadece bırakın, sadece Musa, İsa o dönemlerden ders almayın. Biz kendi yakın tarihimizden bile ders almamız gerekir. O halde demek ki burada bir ibare var. Kur'an'ı mutlaka ders alarak, anlayarak, günümüze taşıyarak okumamız lazım. Başka bir itirazları onların neydi? Ya işte bize de gökten bir kapı açılsın, biz de vahiy alalım. O zaman inanalım. Allah aciz mi bir kişiye indiriyor? Hepimize birer vahiy veya gökten kapı açılsın, görelim melekleri diyorlar yani şey olarak. Gökten bir kapı açırsak ve oraya yükseliyor olsalardı, yükselselerdi. Ne derlerdi sizce? Yani herkes yükseldiğine göre olağan bir şey derlerdi. Yani her gün güneş doğuyor, doğudan, batıdan batıyor, olağan bir şey. Biz de göğe yükseldik, o da olağan derlerdi aslında. Belki ilk nesil bir şaşırırdı ama bir saat sonra fikirleri değişirdi. Kuşkusuz o zaman da bizim düpedüz gözlerimiz bağlandı diyeceklerdi. Demek ki büyülenmiş kimseleriz biz. Burada büyülenmiş, sihirlenmiş yani mesurum, sihir demek. Sihir şu, bunu yanlış şey yapmayalım, büyü Türkçesi sihiri. Bir olayın gerçeğinden farklı gösterilmesi. Aslında o olay öyle değil ama şeyle, bir takım telkinlerle veya abrakadabrayla olayı gerçeğinden fazla farklı göstermek. Bunlar da bu iş gerçek değil, bunlar bir sihir yaptı diyeceklerdir. Şimdi geliyoruz buraya. En çok üzerinde şey yapılan, spekülasyon yapılan ayetlerden bir kısmı. Gerçekten de biz gökyüzüne büyük takım yıldızları serpiştirdik, onları seyredenler için süsleyip bezedik. Bir de Elmalı'dan okuyalım. Şanın hakkı için biz semada burçlar yaptık, onları ehli nazar için tezyin eyledik. Yani süsledik. İkinci ayet, üçünü okuyalım, ondan girelim. Hem onları her şeytanı racimden hıfzettik ve onları kovulmuş her türlü şeytanın güce karşı koruma altına aldık. Yine Elmalı'dan, ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab takip etmektedir. Muhammed ise, öyle ki göğün sırlarını çalmaya kalkışacak olanların ardına hemen bir parlak alev takılır. Bunu tefsirlerde, yani kitapların çoğunda nasıl tefsir ediyorlar? Söyleyeyim ben size, bilenleriniz de vardır. Efendim diyorlar, bu İbni Abbas'tan rivayet, Fahrettin Razi'den okudum. Şeytanlar eskiden göğe çıkıp gelebiliyorlar. Gidiyorlar, semalara geçiyorlar. Hazreti İsa semaya yükseldikten sonra, bakın rivayet ne güzel uydurulmuş. Üç kat göğe kadar çıkabilmeye başladılar. Hazreti İsa çıktı ya göğe. Dolayısıyla üç katın üstüne gidemiyorlar. Nereden buluyorlar bu kaynakları bilmiyorum. Öyle bir senaryo yazmışlar ki. Sonra o yüzden o üç kata geliyorlar, oradan dinlemeye çalışıyorlar melekleri, melekut, yani Allah'la meleklerin toplantısı veya birlikte olduğu yer. Onu dinlemeye çalışıyorlar. Bu sırada da bir kuyruklu yıldız, bu şihab, aslında kuyruklu yıldıza da şihab diyor Araplar veya düşen yıldıza, kayan yıldıza, onların arkasına takılıyor. Şeytanları oradan kovuyor. Dolayısıyla gökyüzüne baktığınız zaman yıldızlar var. Eğer bir kuyruklu yıldız, düşen veya yıldız görürseniz
O zaman diyeceksiniz ki bak bir şeytan gene buradan bir laf çalmaya çalıştı. Ondan sonra arkasına bir kuyruklu yıldız düştü. Onu kovaladı orada. Böyle mi? Sizce nedir? Bir kere şeytanlar göğün üç katına çıkıyor veya daha önce melekler gidip çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Hazreti Adem kıssasını hatırlayıp kovuldun sen artık. Yeryüzüne geliyor. Adem'le beraber şeytan. Yani yeryüzünde. Adem kıyamet olduğu zaman o da gitti, cehenneme gidecek. Dolayısıyla şeytan Adem'den ayrı bir şey değil ki. O gidip ayrı bir seyahat yapsın gelsin. Bir kere kovulmuş, oradan inmiş yani melekut alemiyle bir ilişkisi kalmamış. Birincisi şeye aykırı yani bu rivayet. İkincisi, efendim oraya kadar çıkıyor, kulak hırsızlığı yapıyor. Yani orada bir takım bilgiler var. O bilgileri almaya çalışıyor. Oradan bilgileri Allah diyor ki bakın burada bir üstünde onları her türlü kovulmuş şeytana karşı koruma altına aldık. Koruma altına aldık. Başka oradan çalma imkanı var mı? Yok. O halde burada ne düşüneceğiz? Burada bir benzetme yapılmış. Yani müteşabih ayetler. Onları şey yapacağız, anlamaya çalışacağız. Size bir tane rivayet anlatayım. Peygamberimiz itikafa girerdi Ramazan'ın son 10 günü. Şeyde caminin, kendi mescidinin içerisinde. Oranın etrafını da böyle hasırla çevirirdi. Hücre gibi. Orada ibadet ederdi. O itikaftayken hanımlarından Safiye zannedersen onu ziyarete gelmiş. Gece geç vakit. Ondan sonra Peygamberimiz de onu alıyor. Şeye götürüyor yani yanında eşlik ederek eve kadar gitmesini sağlıyor yanında. Tam o sırada iki tane Müslüman görüyorlar sokakta. Sahabeden yani. Peygamberimiz diyor ki tabi hanımı örtülü. Peygamberimiz diyor ki bak diyor, yanlış anlamayın bu benim hanımım Safiye'dir. Ondan sonra estağfurullah diyorlar sahabeden yani biz böyle bir şey yaparız. Peygamberimiz diyor ki insan, şeytan İnsanoğlunun damarlarında dolaşır diyor. Yani şey yapar, onu böyle kışkırtır. Onun için diyor, ben size söyledim, açıklamak durumunda kaldım. Şimdi buradan bazıları ne çıkarıyor? Şeytan insanın damarları içerisinde ne yapıyor? Kan al yuvarlar, ak yuvarlar gibi dolaşıyor. Veya bir deniz altı gibi dolaşıyor. İşte beynine geliyor, kalbine geliyor. Ya bu nedir? Bir benzetmedir. Yani şeytan insanın her hücresinde, beyninin her hücresinde var. Bir aklınıza bir kötü bir şey gelmesin, durumu açıklamak durumunda kalıyor. Onu söylüyor Peygamberimiz. Demek ki bazı durumlarda olayı iyi anlatabilmeniz için resmetmeniz lazım. Şimdi göğe bakıyorsunuz. Göğe baktığınız zaman ne var? Yıldızlar var. Süslü, güzel filan. Arada bir göktaşı düşüyor. İşte dünyada bir alev çıkıyor. Şey olarak bu. Yani yok oluyor aslında o yıldız. Hani yanıyor. Kor alev. Zaten bu şey şihab kor demek. Alev koru demek. Ama önce kelimelere o zaman bir girelim de. Şihab kor ateş demek. Kur'an-ı Kerim'de mesela Neml suresi 7. ayette de geçiyor. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Ne diyor? Nar. Ateş, nar. Gidip size oradan bir haber getireceğim. Yahut bir ateş parçası getireceğim. Kor getireceğim. Neymiş o? Bir şihabin. Şihab getireceğim. Yani kor demekmiş. Veyahut Saffat suresinde, Cin suresinde 8. ayet. Burada da aynı benzetme yapılıyor. Ve zaman oldu biz göğe uzandık, onu güçlü muhafızlar ve alevlerle dolu bulduk. Halbuki onun gizlediği her sırrı dinleyebileceğimiz uygun yerlere kurulmuştuk.
şimdi veya başka zaman onu dinlemeye çalışan herkes aynı şekilde kendisini bekleyen bir alevle karşılaşacaktır. Burada da kullanılıyor aynı kelime. Demek ki kor, ateş demek. Bir de bu şeyi iyi anlayabilmemiz için burada şeytanı rejim de buradan geliyor. Ne demek? Taş atmak demek. Ama taş atmak da değil aslında. Atmak demek sadece rejim. Taş ona sonradan eklenmiş bir sıfat. Dolayısıyla taşlanmak mecaz bir anlamda. Mesela kötü bir şey yapan işte taşlandı diyor. Kur'an-ı Kerim'de bakın bir başka anlamda daha kullanılıyor. Anlamda değil de yani tam otursun diye söylüyorum. Kehf suresi 22. ayette. Şimdi burada şey var. Kehf kıssasının anlatılış şekli herkes için farklı. Yani bazı yerlerde mesela diyor ki Ashab-ı Kehf'in sayılarında itiraf edenlerden bazıları onlar 13 kişidir. 14.leri köpekleridir diyecek. Diğer bazıları onlar 5 kişidir. 6.ları köpeklerdir diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektedir. Bilinmeyen hakkında tahmin yürütmek. Veya Abdülbaki Gökpınar'da hedefe boşuna taş atmak. Bakın aynı kelimeyi şey yapmış. Veyahut Süleyman Ateş. Onlar hakkında sathi tartışma dışında demiş. Muhammed Esed ne demiş? Görünür dersin dışında kimseyle tartışmayın. Burada geçen kelime racmen. Bakın racmen bil gayb. Gaybı taşlamak. Bu kelimeyi kullanır deyim olarak Kur'an-ı Kerim'de. Gaybı taşlamak. Yani bilmediği bir konu hakkında atmak. Hani bilgi sahibi olmadan sallamak, uydurmak demek. Peki şeytan ne yapıyormuş? Bilmediği bir konu hakkında bu Hicr suresinde atıyormuş yani. Uyduruyormuş. Bu rejim kelimesini hem mef'ul yani hem etken hem edilgen. Yani hem atmak hem de atılmak iki anlamına da geliyor. Daha çok burada tefsirlerde atıldı yani şeytan taşlanmış şeytan, kovulmuş şeytan diyor. Halbuki burada şeytanın attığı palavralardan bahsediyoruz. Yani iki anlamda da kullanılan bir kelime. Etken ve edilgen olarak. Şimdi burada da mesela doğru bir tercih yapmış Mustafa İslamoğlu. O da diyor ki bu şeytanın atmaları, uydurmaları diyor. O zaman şimdi kelimelere girdikten sonra tekrar konumuza bakalım. Gökyüzüne biz bir takım burçlar yerleştirdik. Burç gökyüzünde bizim bugün de bildiğimiz yıldız kümeleri. Onlarla süsledik. Sonra ne yaptık? Onu şeytanlardan koruduk diyor. Veyahut şeytanın atmalarına karşı, palavralarına karşı koruduk. Veya şeytanların yapacakları kötülüklere karşı koruduk. Yani gökyüzü şu baktığınız zaman yıllardır, senelerdir, asırlardır duruyor. Gökyüzünün yani yıldızların durumlarını ortadan kaldıracak tehlikeli bir durum yok. Korunmuş. Nerede korunmuş? Aslında fizik bilgisine müracaat ederseniz onlar çekim kuvvetleriyle ve merkez kaç kuvvetleriyle bir dengede duruyorlar. Yani birbirlerinin üstüne düşmüyorlar. Mesela Dünya Güneş'in üstüne düşmüyor veya diğer gezegenler kendi merkezlerindeki yıldızın üstüne düşmüyor. Yani bakarsanız Rabbimiz gökyüzünde bir düzen kurmuş. Çekim kuvvetleri, fizik kanunlarıyla bunlar duruyor. Bugün bir füze gönderiyorsunuz. O yıldızların çekim kuvvetinden istifade ederek işte bilmem Mars'a gidiyor vesaireye gidiyor yani yolunu ona göre çiziyor. Rabbimiz bunu korumuş, bunu asırlardır görüyor. Ama burada bazıları da bu yıldızların ölüyor. Yani o da işte bizim gördüğümüz meteor akıntıları veyahut mesela atmosfere çarpıyor. Eriyor, ateş oluyor, kor ateş oluyor, düşüyor işte, şihab da bu.
Şimdi bunu Rabbimiz bir benzetme yapmış. Neye benzetmiş? O dönemde bakın yukarıdan beri geldiği için peygambere vahyine itiraz ediyorlar. Ne dediler? Biz de gökyüzüne çıksak hani oradan bir baksaydık filan diyorlar. Rabbimiz diyor ki gökyüzünü biz ayetlerle süsledik. Yani şey yıldızlarla süsledik. Aslında bu ayetleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yani gökyüzünden gelen vahiy bilgisini anlatıyor. O vahiy vahye gökyüzündeki burçlara benzetiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu Necm suresinde, Buruş suresinde çok kullanılır. Ayetler için hatta Necm Necm indi denir. Yani sureler hakkında. Dolayısıyla ayetler vahyi Rabbimizin gökyüzü gibi süslü. İnsanlar ondan istifade etsinler diye. Dolayısıyla yukarıda dedi ya biz koruduk bu vahyi diye Kur'an'ı. Onu her türlü şeytandan koruduk. Yani o kaynak, o vahiy kaynağı Peygamberimizin kalbine geldiği gibi yeryüzünde de Müslümanlara intikal etti, korunmuş bir vaziyette. Şeytanların atmalarına karşı korunduk dedi. Şeytanlar o vahiye bir takım karıştırmalar yapmak veya ona eklemeler, yüklemeler yapmalarından ne yaptık? Koruduk. Sonunda ne oldu? Her biri bir kon ateş gibi eridi. Azap, yani şimdi benzetmeyi yapıyorum. O yıldız nasıl söndüyse onlar bundan netice alamadılar. Bunu şöyle de şey yapabilirsiniz. O dönemde biliyorsunuz yıldızlara bakarak, gökyüzüne bakarak oradan netice çıkarmaya çalışanlar var. Bugün de var ya, hani astronomlar yazıyorlar senin kaderin şöyle olacak, sen böyle olacaksın, bugün şu sıkıntı olacak, bu dert olacak, sevinç olacak, mükafat gelecek falan. Böyle kahinler vardı o dönemde. Bu çok ciddi, Osmanlı'da da bu vardı. Yani yıldız bilimiyle uğraşanlar, padişahlar savaşa karar verecek, onlara soruyorlardı. Diyorlar ki, ne diyor yıldızlar, iyi mi durum, şey yapalım mı? O da atma diyor ya, şeytanların atmalarına karşı koruyor. Atıyor bir şey. Ondan sonra aslında o attığı şeyler yalan. Sonunda işte bir kor ateş gibi elinde sönüyor. Palavraları ortaya çıkıyor. Demek ki buradaki Rabbimiz o yukarıdaki ayetle bağlantısını kurarsanız hem gökyüzüne çıkmak istediler. Yani onlar da vahiy gibi bir bilgi almak istediler. Bir takım atmalarda, kehanetlerde bulunmak istediler. Hatta bazıları da söyledi, bana da vahiy geliyor işte, atıyor ya. Günümüzde bu ne var işte, adam peygamberimdir, bana vahiy geliyor, bana şöyle ilham geliyor. Onu yutturamazsa rüyamda peygamber geldi, bana böyle anlattı diyor, o da vahiy oluyor bu konuda. Ya Allah rüyamda gözüktü, bana böyle şunları şunları söyledi. Dolayısıyla Kur'an'ı bu türlü atmalardan koruduk, onlara bulaştırılmasını engelledik. Hem kaynağından engelledik hem günümüzde. Gerçi bunların hiçbir tahrifleri Kur'an'a şey olmadı. Onu tahrif edemeyince peygamberin sözlerini tahrif edemeyiz. Dolayısıyla buradaki ayeti o benzetmeyle anlarsak o zaman fazla bir problem olmayacak. Kulak hırsızlığı dediği yani böyle ben de gökyüzünden vahiy alıyorum, bir takım bilgiler biliyorum, bunu anlatıyorum diyen kahinlere de işaret etmiş olabilir. Demek ki iki tane anlıyor. Ama neyi değiştirmek bu benzetmeler? Netice itibariyle Kur'an konulmuş bir kitaptır. Ondan sonra buna ister kahinler, ister yıldız bilimciler filanlar yahut bana vahiy geldi diyenler hiçbiri buna şey karıştıramazlar. Hepsi sonunda hayal kırıklığına uğrarlar diye anlamını verebiliriz. Evet, Hicr suresi hakkında bu bölüm hakkında.